İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün size sukulent nasıl çoğaltılır onu göstereceğim. Burada gördüğünüz güzel kızlarım bugün akşama kadar yağmur yağdı. Yağmur altında böyle neşelendiler. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Buna 4 çeşit sukulent dikmiştim ben 2 sene önce. Bunlar iyice coştu, büyüdüler, yavru verdiler. Şimdi bunlardan yavru alacağım. Size bunu göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu sukulentler, kaktüsler çöl bitkisi olduğu için suyu çok sevmezler. Nem severler. Yani havadaki nemden bile su alıp büyüyebilirler. Şimdi buradan yavru alacağım arkadaşlar. Kesmeye bile kıyamıyorum aslında. Gördüğünüz gibi çok güzeller bunlar. Bakın. Suyu da görünce, yağmuru görünce neşelendiler. Şuradan bir tane yavru alıyorum. Bu şekilde bunu dikeceğim ben. Bir de size göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Geçen sene şurada göstereyim. Baharın yapraktan yavru çoğaltmıştım. Bu yaprakları kopartıyoruz arkadaşlar. Buralara yatırıyoruz. Sonra ucundan aynı menekşe gibi yavru veriyor. Baharın çoğalttığım yavrular bunlar. Bunlar da sonbaharda çoğalttıklarım. Bakın görüyorsunuz yaprak çürümüş yavruyu verdikten sonra. Burada büyümeye devam ediyor. Ben bunları baharın ayrı ayrı saksıya alacağım. Görüyorsunuz burada yapışmış yaprağı çürümüş. Bitki buradan köklenmiş, büyümeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Burada 2-3 çeşit var. Bunlar bu saksıda görmüş olduğunuz sukulentlerin yavruları bunlar. Tek bir tane almıştım, ondan çoğalttım hepsini. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde yavrular. Bu da sonbaharda yatırdığım yapraklardan oluşan yavrular gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde çoğaltıp büyütebiliyorsunuz. Bir de dibindeki filizlerden böyle kesip direkt saksıya toprağa dikerseniz yeni bir bitki oluşturmuş olursunuz. Bunları ben bahar gelince tek tek çıkartıp ayrı ayrı saksılara dikeceğim. Ayrı ayrı bitki oluşturacağım bunlardan. Şimdi buradan bir yavru daha alacağım arkadaşlar. Şuradan koptu zaten gördüğünüz gibi. Bu yaprakları tabii atmıyoruz. Bunları da saksıya yatıracağım. Bunlardan da yavru alacağız. Gördüğünüz gibi bu yaprakların her birisinden yavru alacağız arkadaşlar. Bunları şöyle kenara koyuyorum. Ben şimdi size burada bir şey göstermek istiyorum. Ben bu toprağı pikniğe gittiğimiz zaman ormandan almıştım. Daha önce söylediğim gibi. Bir de ormanda kesim yapmışlar. Ağaç kesimi, ağaç talaşlarını ben topladım, poşetledim. Bunları çiçeklerin dibine koymak için getirdim. Ben bunu şimdi saksının dibine geçirgen olduğu için hem de gübre olacağı için önce dibine talaş koyuyorum arkadaşlar. Korkmayın hiçbir şey olmaz. Besleyici bir gübre olur. Ayrıca geçirgen olduğu için kök çürümesini de engeller. Üstüne toprağı dolduruyorum. Çam dibinden aldığım topraklar bunlar. Bu şekilde hemen yavaşça nazik bir şekilde dibini hafif sıkıştırıp toprağı dolduruyoruz arkadaşlar. Çok az su koyacaksınız buna. Dibi kurumadan asla su koymayın. Çok suyu sevmez. Çöl bitkisi çünkü bunlar. Daha önce söylemiştim. Bakın çok kolay. Tekrar diğer sukulentimiz için dibine talaş koyuyorum. Ormandan aldım bunu. Ağaç kesimi yapmışlar. Üstüne de toprak ekliyorum. Hemen diğer sukulentimizi dikiyorum. Bu sukulentleri hava çok ısınmadan dikerseniz baharın çok çabuk
büyümeye başlarlar. Bir dahaki seneye de yavru verirler. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar size. Yine dibine böyle talaş koydum. Toprağı dolduruyorum. Toprağı doldurduktan sonra bu gördüğünüz yaprakları bu şekilde, yağmurda ıslanmış. Çok güzel olmuşlar. Buradan yine yaprak kopartıyorum size göstermek için. Bakın. Şu alt yapraklarından şöyle yan tarafa doğru çekerek, şöyle hemen, zaten hemen kopuyor. Yan tarafa doğru çektiğin zaman kopuyor ezilmeden. Bu şekilde yatırıyoruz arkadaşlar bunu. Yine bundan da aynı şekilde şuradan bir tane kopartayım size göstermek için. Bakın hemen koptu zaten. Bunlar bu şekilde. Bu şekilde yatırıyoruz. Bu yaprakları arkadaşlar sulamanıza hiç gerek yok. 2 günde bir spreyle üstüne su sıkın. 2 günde bir. Çok aşırı güneş alan yere koymayın. Böyle batı cephe, kuzey cephe gibi pencereniz ya da varsa, balkon varsa oralara koyun. Çok güzel büyüyecektir. Buralardan yavru verecektir. Tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın. Burada yavru vermiş. Yavru verince yaprak çürümeye başlar. Endişe etmeyin. O olduğu yerden kök salar. Sonra yeni bir saksıyı alırsınız zaten. Bakın burada da var. Aynı şekilde. Bunları da ben yatırmıştım sonbaharda. Bunlar da aynı şekilde olacak. Her bitkiden ayrı bir sukulentiniz olacak. Çok kolay bir şekilde gelişir. Bu da baharın, gene yapraktan büyüttüğüm sukulentleri. Aynı şekilde büyütmüştüm. Gene yaprakları yatırmıştım. Bunların yaprakları tamamen çürüdü. Sadece kendileri kaldı. Bunları da havalar ısınınca ayıracağım. Tek tek saksılara dikeceğim arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Çok da güzeller. Hiç zahmetsiz büyüyebilen bir bitki. Herkes yapabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.